Merhaba, bugün 10. programımızda konumuz Türkiye'de kulüpler ve briç. İki çok sevdiğim arkadaşım ve aynı zamanda da büyük briç ustası olan Tolga Özbay ve Berk Başaran konuklarımız. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Öncelikle sizleri tanıyalım. Hangi okulları bitirdiniz? Briç ne zaman ve nasıl hayatınızın bütünü oldu? Briç oynamak, öğretmenlik yapmak ve aynı zamanda da direktör olmak, idarecilik görevi üstlenip büyük bir kulübü yönetmek kesinlikle bir ayrıcalık ve büyük bir sorumluluk. Tüm bu bütünü bir arada sürdürmenin hem zevkli hem de zor olan yönlerini bize aktarır mısınız? Tolga'cığım söz sende. 1988 yılında üniversiteyi kazandım, İstanbul'a geldim. O dönemde Briç'le tanıştım. Biraz hızlı bir gelişimim oldu galiba. 1,5-2 sene sonra genç milli takıma seçtiler beni. O da benim hayatımdaki bütün akışını değiştirdi. Hayatımın bütün akışını değiştirdi. 95 yılına kadar İstanbul'daydım. O dönemde 3 defa genç milli oldum. Bol miktarda kulüplerde geçirdim zamanımı. Üniversite bittikten sonra Konya'ya gittim. Sene 2000 yılına kadar Konya'da. Briç'te pek bir istikrar etmedim. Ama 2000'de bizim üniversiteden arkadaşlarla beraber Konya Briç Kulübü'nü kurma kararı aldık. Konya Briç Kulübü'nün 2000 yılında Konya Briç Kulübü'nü kurdum. Yaklaşık 2 sene başkanlığını yaptım. 3 sene civarında da yöneticiliğini yaptım. Sonra 2006 gibi tekrar İstanbul'a döndüm. Briç hayatımız olduğu için otomatik olarak İstanbul'a döndükten sonra da Briç'le iştigal etmeye başladık. Önce Mızrak, sonra Turuncu ve sonra da 12 senedir Briç kulübünü işletiyorum, yönetiyorum. Profesyonel Briç oynuyorum. Böyle. 90 benim evet. için dönüm noktası. Doğru. Evet. Peki Berk'cim seni tanıyalım. Eğitimim sırasıyla Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi. Lisans Koçlu makine mühendisliği üzerine, yine yüksek lisans aynı şekilde yine makine mühendisliği üzerine. Aslında makine yüksek mühendisiyim. Ama yapmadım denilebilir, tam sıfır hatta neredeyse diye ifade edebilirim. Çok kısa bir mühendislik üzerine profesyonel hayatımda. Briç'le tanışmam 97 yılında Kocaeli'nde oldu. Çok sevdim, çok oynamaya başladım. 2000 yılında Kocaeli'nden ayrıldıktan sonra, üniversiteden sonra bir kadar profesyonel hayatım oldu. Ardından baktık, girişten çok hoşlanıyoruz. Ufak ufak teklifler de geliyor, hocalık yap. Bunların devamında da işte kulüplerde işte çalışmam teklif edildi, turnuvalar yapmam teklif edildi, direktörlük yapmam teklif edildi şeklinde. Açıkçası o yaşlar için de çok cazip bir şeydi. Çünkü çok keyif alarak, yani hala daha briç oynamaktan çok keyif alırım ben. Hem keyif aldığın bir işi yapıyorsun, hem de bundan da tabii ilk dönemlerde öyle bir ancak harçlık diyebileceğimiz şekilde bir para kazanmak yeterli geliyordu evde geçindirmediğimiz için. Daha sonrasında da işler ufak ufak da büyümeye de başladı. Ardından baktık hani hem sevdiğimiz işten para da kazanıyoruz. Bir baktık ki kucaklamışız artık bu işi. Hatta kendi adıma da bir askere gideyim geleyim. Sonrasından tekrardan mühendisliğe dönerim diye düşünürken hiç öyle olmadı. Tam tersine asker dönüşünde daha da biricin içerisinde bulmuş oldum kendimi. Bu kulüp işletmeciliğinin veya turnuva düzenlemenin keyifli yanı, yani biz oradaki gelen insanları müşteri olarak görmüyoruz. Yani oradaki yani arkadaşlarımız, yani ben kendi adıma şöyle ifade edeyim. Mesela ben sabah evimden çıkıp kulübüme gideceğim zaman mutlu oluyorum. Yani hani bir insanın işe giderken hani herkesin değildir. Mutlaka öyle insanlar vardır. Ayağı geri geri gider derler ya. Benim için hiç bir zaman öyle değildir. Yani bir kulübe gittiğim gün benim için mutlu gündür, keyifli gündür. Zaten haftanın 7 günü bir işte uğraştık. Bundan da sıkılmadık. Hatta tam tersine şu 13-14 aydır bir işle uğraşmadığım için de sıkılıyorum. Ne güzel günlerimiz varmış diyorum. Pandemiye de böylelikle bir girişmiş olalım yani. Evet, evet. Çok güzel anlattın. Ebu sitesinde İngiltere'de
En iyi kulüp nasıl olanıdır sorusunu şu şekilde tanımlamış. Dostça bir hoş geldiniz ortamı yaratılan, kulüp tarafından düzenlenen çok iyi bir eğitim, öğretim programı mutlaka olan, yaratıcı fikirlerle yepyeni yarışmaların yapıldığı bir ortamda sosyalleşme sağlanan, iyi bir park yeri mutlaka bulunan, bu yukarıdaki saydıklarımız tabii ki İngiltere'deki oyuncuların istekleri düşünülerek yazılmış. Türkiye'de bir iç kulübü olarak var olurken istekleri karşılamak doğrultusunda pek çok zorluklar yaşanıyor, yaşanabilmekte. Her ne kadar kulübe oyun için giden oyuncuların bir iç oyun seviyeleri İngiltere ile paralel olsa da, yani yeni başlayan orta veya üst düzey envanteri standart olarak kalsa da, yaş faktörleri, hatta eğitim düzeyleri bile benzese de Türkiye'de oyuncuların kulüplerinden beklentileri kesinlikle farklıdır. Örneğin, benim için tamamen usta oyuncuların oyun oynadığı, takım maçı da oynanan, oyun kalitesi yüksek bir kulüp en cazip olanı iken, başka bir oyuncu için de kulübün ortamı, atmosferi, dekorasyonu, düzeni ya da yeri önem taşıyabiliyor. Sorum şudur, Türkiye'de kulüpleri ayakta tutabilmek neden zor? Herkesi memnun etmeye çalışırken bir yandan da kulüp yönetmek için nasıl özverilerde bulunmak zorundasınız? Pandemi bu süreci nasıl etkiledi? Tolga'cığım söz sende. Şimdi bu konuyu ben iki tane bir iş kulübünün başkanlığını ve yöneticiliğini yaptım. İlginç yanı biri Anadolu kulübüydü, biri Büyükşehir kulübü. Şu anda hala hazırda olan kulübü. İkisinin ortak sorunları olduğu gibi birbirinden bağımsız o bölgede olup da bu bölgede olmayan sorunlar da var. Şöyle yap. Önce Anadolu kulüplerini söyleyeyim. Anadolu'da çektiğim sıkıntı. Bir kere Türkler olarak kıraathane yani kahve kültürüne hakim bir topluluğuz biz. Bizde kıraathane kavramı çok önemli Anadolu'da. Ve kıraathanede çok miktarda bir iç oynayan kişiler var. O aynı bölge için, söz gelimi Konya için söylüyorum ben. Konya'da biz bir iç kulübü kurmaya kalktığımız zaman bu kıraathanedeki insanları kulübe getirmemiz gerekiyor. Şimdi siz bilirsiniz ki bir kulüpte bir oyunun başlayabilmesi için minimum takım maçı yapıyorsanız 8 kişiye ihtiyaç var. Ama bir kıraathanede böyle bir durum söz konusu değil. 4 kişi bir araya geldikleri zaman rahatlıkla bir Robert bir iç kurabiliyorlar. Kulübe gelip 8 kişinin tamamlanmasını beklemek onlar için bir zul. 4 kişi bir araya gelmedikleri zaman, 3 kişi bir araya geldikleri zaman değişik kahve oyunları oynayabiliyorlar. Gerektiği zaman 2 kişi oldukları zaman da oynayabiliyorlar. Ama bir iç oynayabilmeleri için kulüplerde minimum 8 kişi, kıraathanelerde 4 kişiyle bu iş oluyor. Dolayısıyla Anadolu kulüplerinin zaten oyuncu sayısı fazla değil. Söz gelimi benim Konya bir iç kulübünün 40 üyesi vardı. 40 üyeyi bir araya toplayabilmek, onlarla 4, 10 masa, 7 masa, 8 masa turnuva yapabilmek için mutlaka hafta sonunu beklemek zorundayız. Hafta içi işleri oluyor. Herkesin değişik zamanlarda geliyorlar. 8 kişi olmuyorlar, 6 oluyorlar, 5 oluyorlar. Kulüpte 5 kişiyi nasıl ağırlayacaksın? Ne tür bir oyun sunacaksın onlara? Nihayetinde bir iç kulübüdür bu. Bir işten başka bir oyun oynatamayız bu kulüplerde. Dolayısıyla Anadolu kulüplerindeki en büyük problem kıraathanelerde oynayan bir iççileri kulüplere çekebilmek. Ve aynı saatte toplayabilmek. O yüzden Anadolu kulüpleri genelde hafta sonları turnuva organize ederler. Olabildiğince fazla kişiye ulaşmaya çalışırlar. Bu da şu sonucu doğuruyor. Bir haftalık bir zaman zarfı içinde kulüp bir ya da iki gün açık kalabiliyor. Şimdi bir haftanın İstanbul, Ankara, İzmir tarzı büyük şehir kulüplerinde haftanın her günü açık kalıp sürekli bir iç faaliyetinde bulunan bir kulübün yaptığı gerek bir iç atılımı, gerek bir iç yatırımı, gerek bir iç eğitimiyle Anadolu'daki şey çok farklı. Ama Anadolu'nun büyük şehirlere bir avantajı var. Net bir söyleyeyim onu. O da maddi olarak. Söz gelimi. Ben şu anki kulübüme 10 bin lira kira ödüyorsam ayda Anadolu'da bu 500 lira. 750 lira. Şehrine göre 400 lira. Dolayısıyla onların maliyetleri çok daha düşük. Tabii ki oyuncu sayıları daha az ama İstanbul kulüplerinde veya İzmir, Ankara kulüplerinde oyuncu sayısı fazla ama maliyetleri de o oranda yüksek. Şimdi Anadolu kulüplerindeki sorun benim şahsi fikrim böyle.
Tabii ki orada haftada bir olunca eğitim de olmuyor. Eğitim olmayınca Robert Bridge'den kurtulamıyorlar. Robert Bridge'den kurtulamadıkları için Bridge bir yere gelemiyor. Ve büyük şehirlerin biraz gerisinde kalıyor bilimsel olarak. Büyük şehirlerin problemi apayrı. Şimdi büyük şehirlerde insanlar 2-3 sebepten oynuyorlar. Bir, eğlenip hoşça zaman geçirebilmek için. Bir grup böyle. Bir grup yarışmacı Bridge oynuyor. İşte federasyon turnuvalarını oynuyor. Başarı sağlamak istiyor, başarı kaydetmek istiyor. Dolayısıyla kulüpleri bunların antrenman yeri olarak görüyor. Bir grubun da beklentisi. Bir grup hoşça zaman geçireyim, iyi Bridge oynayayım. Ama o arada da arada bir turnuvaya katılayım, ben de biraz ilerleyeyim diyen bir ayrı üçüncü bir grup. Şimdi kulüp yapıları gereği İstanbul, Ankara ve İzmir tarzı kulüplerde bu üçünü bir yerde harmanlamak çok zor. Kendi kulübüm adına örnek veriyorum. Benim kulübümde yarışmacı bir hiç oynayanların sayısı çok fazla. Dolayısıyla bizim kulüp bir otomatik olarak Lehman ve takım maçı kulübüne dönüştü. Bunu ben istemedim. Ama alttan gelen oyuncularımın istekleri doğrultusunda buna dönmek zorundaydım. Onlar bir masaya oturdukları zaman 2 saat, 1,5 saat, 2,5 saat boyunca aynı rakiple oynayıp gerektiği zaman konvansiyonlarını konuşup, gerektiği zaman yanındaki iletişimi kurup, söz gelimi sinyalizasyonlarını konuşup bir turnuvaya hazırlık pozisyonu istiyorlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırlar. Şimdi başka mesela İstanbul'daki kulüplerde ikili turnuva oynatılıyor. O kulüplerde de şu oluyor. İnsanlar geliyor saat 2'de, 5'e kadar 3 saat hoşça zaman geçirmek istiyorlar. Biricimizi ilerletelim, partnerliğin, partnership'imizi gözden geçirelim gibi bir beklentileri söz konusu değil. Dolayısıyla o kulüplerde otomatik olarak o yöne yatırım yapmak zorundalar. Bu üçünün bir arada bulunduğu bir kulüp çok denedik. Ben kendi adıma, başka kulüpçü arkadaşlar bunu başaramadık. Mutlaka kulüpler içinde böyle bölünmeler oluyor. Zaten Türkiye'deki en biricinin en büyük problemi kulüplerde de baş gösteriyor. Türkiye'deki biricinin en büyük problemi partnership olayı. Kimsenin adam gibi partneri yok. Dolayısıyla mesela ben kendi kulübümde gözlemlediğim en büyük problemlerden biri. Oturuyorum yarım saat 45 dakika boyunca. Tuna Hanım, Tolga Bey'le oynar mısınız? Tolga Bey, Berk Bey'le oynar mısınız? Rakibiniz Tuna Hanım mı olsun, Tolga Bey mi olsun? Şimdi bununla 45 dakika zaman ayırıyorum. İnsanlar hem ortaklarını hem rakiplerini istiyorlar. Hepsini de aynı ayarda istiyorlar. Bu çok. Ama bir kilit turnuva oynatan kulüplerin böyle bir sorunu yok. Ama bütün kulüplerin ortak problemi kira giderleri, bir kulübün evet. Kapak açtı parası, bunlar çok büyük rakamlar İstanbul'da. Şimdi çok fazla 3.000-4.000 civarında bilemediniz 5.000 tabii şu anki rakamları bilmiyorum. Federasyon daha iyi biliyordur ama bize yaptığın oyuncu sayısı vardı. Biz bundan 2 sene önce pandemide ne oldu bilmiyorum ama yani 3.000-4.000-5.000 lisanslı oyuncuyla dönen bir sektörde diğer ülkelerdeki durumdan İstanbul'da 15'e yakın bir iç kulübü. 15'e yakın bir iç kulübü 500 kişi pastadan pay almaya çalışıyor. Ve bunun dolayısıyla bir sıkışma var. Yani bizim sayımız 50 bin lisanslı oyuncumuz olup da 20 bin İstanbul'da bunu oynayan olsaydı bu 15 grup çok rahatlıkla geçinebilirdi. Ama şu anda çok büyük bir problem. Bunun yanında teknik işte bahsettiğim partnerlik olmaması, oyuncuları ortak bulmak, insanların kendi yönlerini... kiminin eğlenmek için, kiminin yarışma birici oynamak için değişik kulüpleri tercih etmesi onlara alternatif doğardı. Oysa ki 500-600 kişiyle dönen bir pozisyonda kulüplerin en büyük sıkıntısı şu anda bu. Pazar yok, oyuncu yetiştiremiyoruz, oyuncu sayısına katkıda bulunamıyoruz. Bir futbol lisanslı oyuncu sayısıyla bir basketbol, tabii ki profesyonel branşlar. Ama bir satrançtaki oyuncu sayısıyla bir işteki oyuncu sayısı bir değil. Federasyonun ya da kulüplerin ya da bu tarz bu işe lokomotif yapan kişilerin bir numaralı önceliği Bridge'in bir an önce Türkiye'de yaygınlaştırılması ve kıraathanelerden kulüp ortamına çekilmesi olmalı ve oyuncu sayısını artırmalı. Oyuncu sayısı arttıktan sonra bazı şeyleri konuşabiliriz. Şu anda hepimizin en büyük derdi piyasada yeterli miktarda oyuncu olmaması. Benim biraz önce bahsettiğim sebepler tabii ki ufak sebepler bazı yerlerde çok büyük etken ediyor ama etken oluşturuyor. Lakin esas ana problem maliyetler yüksek, oyuncu sayısı az, kulüp sayısı buna oranla çok fazla. Bu da ayrı bir konu. Yani benim gördüğüm büyük şehir problemleri bunlar. Anadolu'nun problemleri bunlardan biraz daha farklı işte bahsettiğim gibi.
dışında çok konuşulabilir bunun. Çok, evet. Yani çok fazla insanlar fikir söyleyebilir. Benim gözlemim, gerek Anadolu Kulübü yöneticisi, gerek Büyükşehir Kulübü yöneticisi olarak gördüğüm iki farklı olay var. Ama hepsi, ikisinin de top temeli bir oyuncu sayısının azlığına dayanıyor. Oyuncu sayısı az, kulüp sayısı fazla, maliyetler çok yüksek. Çok güzel bir özet oldu Tolga'cığım. Belki senden bu konudaki düşüncelerini alalım. Ben soruya direkt ilk başta İngiltere örneğinden kıyaslama yapayım. Çünkü katılmadığım bir kısmı var. Yani Türkiye'deki farklılıkları yaratıyor. Mesela bir dostça hoş geldiniz ortamı yaratılan herkesin her zaman beklediği bir şey zaten. Yani özellikle bir lokal, bir ev gibi görülüyor. İkinci ev gibi görülüyor. Oradaki herkes aslında gelen, yani hoş geldin Tolga, hoş geldin Tuna, ismin ne, hoş geldin Tolga abi, hoş geldin Tuna abla şeklinde sıcak bir ortam. Bizim bütün kulüplerde verildiğine inanıyorum. İstanbul'daki özellikle, Türkiye'deki kulüplerin hepsinde bu ortam yaratılıyor. Bence en önemlisi bu. Onda %100 hemfikirim. İkincisi, kulüpler tarafından düzenlenen çok iyi bir eğitim, öğretim programı şeklinde bir ifade yatırmış. Ben ona çok inanmıyorum. Yani çünkü Türkiye'de briç oynamaya çalışan, kulüplerde briç oynamaya çalışan insanların birçoğunun amacı hoşça vakit geçirmek ve bir tabirle, bir büyüğümün tabiridir, hoşuma gitmişti. Akşama ettik mi der. Briç kulübüne gelir, saat 2'de turnuvaya oturur. Saat 6'da kalkarken de akşama ettik mi der. Yani dolayısıyla biricini geliştirmek, daha iyi oynamak, hatta bazı oyuncular için de öyle çok yüksek skorlar yapmış olmak da çok önemli değildir. Mesela güzel bir tane kart oynamış olmak bile ona yeterli olur. Veya turnuva skoru olarak bir %48'i tutturmak bile, yani %50'yi yazık yakalamasa bile o bile mutluluk yaratabilir. Yani birçok insan için akşama kadar hoş vakit geçirmek olarak düşünebiliriz aslına bakarsanız. Yani mesela yaratıcı fikirlerle, işte üçüncü maddede de işte yaratıcı fikirlerle yeni turnuva formatları. Biz bunu çok defa denedik. Bizim de işte Tolga ile çok uzun zaman beraber çalışmışlığımız var. Yani değişik formatları çok ciddi, hep beyin fırtınaları yaptık. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Günün sonunda bir baktık ki hep dönülen nokta klasik ikili turnuva dediğimiz, işte masa sayısına göre Mitchell veya Howell formatında yapılan veya işte takım maçı usulü olan Lehman şeklindeki turnuvalar hep aslında oyuncuların kazandığı olmuş. Yani daha farklı olanlar, biraz daha en ufak bir şekilde formatta kayması bile oyuncuları rahatsız ediyor. Konfor olanlarını dağıtıyorlar ve daraltıyor ve daha klasik turnuvaları olmasını istiyorlar. Yani hani board sayısında oynama yapılabilir. Tabii ki bunlar çok önemli şeyler değiller. Ama klasik formatları seviyor bizim Türk oyuncuları ve de yani ondan ayrılmak istemiyor. O yüzden de mesela Kup Biriç Kulübü'nde Lehman var diyor. Lehman'ı seviyor. Tolga bir gün dese ki oraya sürpriz yaptım. Bugün ki yani beraber yıllarca biz ikili turnuva yaptık. Bir gün bir hatta şöyle bir deneme yapmıştık bir son dönemlerinde ikili turnuvalar zarar görmeye başladığında, az masa sayıları azalmaya başladığında dedik ki bugünlerde artık Lehman oynatmıyoruz, ikili turnuva oynatacağız diye. Abi baktık kulüpten dışarı çıkmayanlar, bir tek evlerine yatmak için giden insanlar o günlerde kulübe gelmemeye başladılar. Yani alışkanlıklarını çok değiştirmek istemiyor Türk oyuncu profili. Nasıl oynuyorsa onun o şekilde oynamak istiyor. Onun dışında oyun kalitesi anlamında, yani bunu da yine bir paylaşayım. Bunlar hepsi benimle paylaşılan şeyler. Bu da ilk duyduğumda aslında enteresan gelmişti bana. Ya demiştim ki, yani rakip olarak bir ustayla, büyük ustayla oynamışsın. Hoş değil mi? Yani hani bu aslına bakarsan senin için bir zevk veren bir unsur değil mi demiştim. Yine kulüpteki büyüklerimden bir tanesi, yo demişti, ben senin masamda gördüğüm zaman hiç hoşlanmıyorum demişti. Hatta yani ben demişti, acemi gelsin. Sana karşı ben 50 bile alamıyorum demişti. %50 bile alamıyorum demişti. Hep de bir de ters geliyorsun demişti bana karşı. Yani ben masada çok da mutlu olmuyorum seni gör. Seni çok seviyorum ama rakip olarak oynamaktan da hiç de öyle mutluluk duymuyorum şeklinde ifade etmişti. Dolayısıyla hani usta oyuncularla oynama kısmı ilk o İngiltere'deki maddeyle aslında şey yapıyor. Yani bir işten beklentiniz ne?
O yani oyuncunun Bridge'den beklentisine bir mesela bazısının amacı Türkiye şampiyonu olmaktır. Bazısının amacı Türkiye şampiyonluğu ne? Ben zaten her gün her sene oluyorum Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu olmaktır. Bazısının amacı da dediğimiz gibi akşama kadar hoşça vakit geçirmektir. Bridge'in güzelliği de tam da buradadır zaten. Bridge her yaşa göre, her seviyeye göre, her zevke göre hitap edilebilen bir oyundur. Bunun yeri de işte kulüplerdir, federasyonlardır. Sorunun cevabında, devamında kulüp yönetirken tabii ki yani insanları ben mesela kendi adıma ben bir resmi direktörü, federasyon direktörüyüm ama pek yani neredeyse hiç almadım hatta yani teklif etmediklerinden değil de ben de tercih etmedim. Hem diğer direktör arkadaşlarım bu işten para kazansınlar istedim ama kendi kulübümde tabii ki direktörlük yapıyorum. Direktörlük bilgimin fena olmadığını düşünürüm. Hem meraklı olduğum için hem de oyuncu olduğumdan dolayı kendi haklarımı iyi koruyabilmek için direktörlük bilgim fena değildir. Şimdi buradaki anlatmak istediğim şu, ne tür mesela tavizler verirsiniz diyorsunuz oyun esnasında. Ben mesela kulüplerde yasal olarak diyelim ki çok ağır bir karara hükmediyor oradaki yasa doğruyu uygularsan. Ben onu biraz daha yumuşatmaya çalışırım. Daha avaraj vermeye çalışırım. Çünkü bundaki de oradaki hoşça vakit geçirmeye gelmiş insanı kaçırmamaya çalışmaktır ki yıllar içerisinde istemesek de birçok insanı kaçmıştır veya kaçırmışızdır bu sebeplerden dolayı. Yani küslükler olmuştur. Orada ben kırılacağıma gelmeyeyim şeklinde demiştir. Pandemi tabii herhalde öncesinde tabii daha derin de ilgileneceğiz de pandemi sürecinde zaten kulüpler kan ağlıyorlar yani. Onu herhalde bir sonraki maddede daha derin konuşacağız. Bir sonraki evet. Ben sana tamamen katılıyorum. Bridge herkesin nabzına şerbet veren bir oyun. Pandemi öncesinde kulüplerde işleyiş nasıldı? Kış ve yaz dönemi için kulüplerin çalışma düzeni gibi farklar oluyor muydu? Pandemi dönemiyle beraber ki bu süreç herkesin tahmininden çok çok daha uzun sürdü ve sürüyor. 2019 baharından bu yana etap etap neler yaşandı? Hiç kimse bu olağanüstü durumu öngöremediği için elbette TBF'nin de bu konuda bir hazırlığı yoktu. Ama bu sürecin başında TBF kulüplere nasıl yardım etti? Bu sizce yeterli miydi? Kulüpler neler planladılar? Ve süreç nasıl ilerledi? Kulüplerinizin son durumu şu anda nasıl? Yaşanılan tüm gelişmeleri kronolojik sırası ile tüm artı ve eksileri ile burada tartışalım istiyorum. Tolgacığım sen de söz. Şimdi Tunacığım, sorunun ilk bölümü şu. Pandemi öncesinde kış dönemleri genelde ben kendi İstanbul kulüpleri adına söyleyeyim. Tabii büyükşehir kulüplerinin de yani Ankara, İzmir, Muğla tarzı, Bodrum tarzı kulüpler. Bodrum bir farklı çünkü onlar yaz dönemi daha ağırlıklı çalışıyorlar. Biz kış dönemleri kendi açımızdan kendimize yetebilecek ölçüde iş yapabiliyoruz. Yaz dönemi gelince benimki biraz istisna çünkü benim kulübümün bahçesi olduğu için biraz istisnai bir durum var ama diğer kulüp arkadaşlarımın hepsi tabiri caizse 3 ay kapatıyorlar kulübü, 3 ay kirasını ödüyorlar, personel paralarını ödüyorlar, ne tür masrafları varsa bunları ödüyorlar ve bir kuruş gelir elde etmiyorlar. Çünkü yaz dönemi insanlar tatile, sayfiye yerine gidiyor ya da işte Güney Batı'daki veya Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'deki kulüplere. Çünkü o bölgede mesela Bodrum'da yaşıyorlar, Bodrum kulüplerine gidiyorlar. Bakınız kış Bodrum kulüplerinin oyuncu sayısını 6-7'dir, masadır. Yaz dönemi bunlar 30-35 masaya çıkar. Kimdir bu masanın oyuncuları? İstanbul kulüplerinin oyuncularıdır. İzmir kulüplerinin oyuncularıdır. Ankara kulüplerinin oyuncularıdır. Dolayısıyla pandemi öncesinde yazları çok büyük sıkıntı çekiliyordu kulüpler adına. Kışları da yazdaki çekilen sıkıntının telafisi babında amaç bütçeyi denklemekti. Bütçeyi denklemeye çalışıyorlar. Yani kışın biraz kazanalım, yaza ihtiyacımız olacak. Ama hep bahsettiğim konuların hepsi şeyle ilintili. İşte oyuncu sayısıyla ilintili. Fazla kulüp olmasıyla ilintili. Söz gelimi Türkiye'de ki İstanbul'daki kulüp sayısı Avrupa'daki hiçbir şehirde yok. Ki İstanbul büyüklüğünde bir sürü şehir var. Bu İstanbul büyüklüğündeki şehirlerde 3 kulüp varken İstanbul'da 15'e yakın kulüp var.
Ama o bölgelerde 20'şer, 30'ar, 40'ar bin, 50 bin, 100 bin Bridge oyuncusu varken İstanbul bölgesinde 1000, 1500 bilemedin 2000. Dolayısıyla bu sıkıntı. Şimdi gelelim pandemiye. Pandemi tabii ki yani kimsenin öngördüğü bir şey değil. Dolayısıyla federasyonu bu konuda suçlayamayız. Federasyon böyle bir şey, ya ben bir ileride pandemi olur, ben buna bir hazırlık yapayım diyemez. Lakin elbette. Pandemi ortaya, bunu değil hükümet. Türkiye için geçerli değil bu. Bütün Avrupa, dünyadaki hükümetler. Hiçbir hükümet öngörememiş ki böyle bir şey. Bir tane federasyon öngörsün. Lakin bu başladıktan sonra belli olaylar yerine getirilmesi gerekir. Bir pandemi yönetimi ortaya çıkması gerekir. Bir kere şunu da herkesin mutabık olması lazım. Bunu diyenle ben tartışmıyorum. Federasyon kulüpler içindir. Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye dahil, hiçbir branşta kulüpsüz bir federasyon olamaz. Mantığa aykırı. Federasyon, evet. kulüpler oyuncuları artırır. Bir işte olsun, başka sporlarda olsun, kaliteyi artırır, kantiteyi artırır. Federasyon kulüpler arasındaki ilişkileri organize eder. Bir arada yapamadıkları organizasyonları yapar. Denetlemesinden sorumludur. Kulüplerin olmadığı bir yerde federasyon söz konusu olmamalıdır. Zaten olamaz da. Neyi yöne? Kulübü olmayan, evet, oyuncusu olmayan bir şeyin federasyonu olamaz ki. Dolayısıyla bunda mutabıksak federasyon kulüpler içindir. Pandemi başlamış. Şimdi bu federasyonun bu pandemi yönetimini hiç doğru bulmuyorum kendi adıma. Ve bunu bir sürü kişinin de böyle olduğunu düşünüyorum. Bir kere. Başlarda çok iyi bir yola girdiler. Pandemi çıktı. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes sudan çıkmış balığa döndü. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Kulüpleri kapatıyoruz. Ne zaman? Ben kulübü kapatırken hiç unutmuyorum. 17 Mart'tı. 2020'nin 17 Mart'tıydı. Herkese kulüpteki üyelerine duyuru yaptım. Hatta kendi web sistemden de yayınladım. Dedim ki işte 15-20 gün içerisinde tekrar açacağız falan filan diye. Aradan 6 ay geçti. O yazımı görünce kendimden utandım. Tamam, hemen dedim ben ne yapacağım? O da tabii biz de bilmiyoruz pandemi. Şimdi federasyon da tabii bilmiyor. Ama ilk 1-2 aylık dönemde federasyon bir tedbir almış. İşte, turnuva düzenleyelim. Beyboğa'da şurada yapalım. Sanal ortamda bir şeyler yapalım gibi bir oluşumlara girdi, takdir ediyor. Ama baktık ilerleyiş ilk birkaç aylık dönemde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları boyunca federasyon bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu topladığı paraları da kulüplere dağıtmaya çalıştı. Bunda yaptık iyi niyetlerini takdir ediyorum. Lakin bir şey yönetilirken artısıyla eksisiyle yönetilir. Ben Tolga Özbay adına bu pandeminin bir ya da iki sene süreceğini bilemem. Ve bilebilirim, bilemeyebilirim. Ama sen bir federasyon yönetimi olarak bunun artısını eksisini düşünmek zorundasın. Sen, çünkü senin sorumluluğunda 250'ye yakın kulüp var. Bu 250'ye yakın kulüpte çalışan 3'er 4'er kişi var. Bunların aileleri var. Geçim kaynakları var. Dolayısıyla ben bunlara nasıl tedbir alayım? Geçici bir pansuman tedavisi yaptı federasyon. Takdir ediyorum. Lakin artık şunu yapması gerekiyordu. Arkadaşlar biz bir artık bu olmayacak, belli oldu. Bir sene, iki sene daha da sürecek. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Bizim toplanıp bir an önce bir karar alalım. Kulüplerle konuşalım. Kulüp temsilcileriyle görüşelim. Ne yapabiliriz? Söz gelimi. Mesela bunu çok eleştirdim. Kulüpler Birliği diye bir şey kuruldu. Beyboğa'da turnuva gelirlerimizi artıralım. Kulüplerimizi yaşatalım diye. Bu Kulüpler Birliği'ne rakipmiş gibi çalışmaya başladı federasyon. Bakın ilk 3-4 aylık dönemde çalışması normaldir. Bunu kimse yadırgamıyor ve takdir de ediyoruz. Ama artık bir federasyonun kendi hatlarına çekilip şunu yapabilir. Ben bütün turnuva organizasyonları bünyemi altına alıyorum ve bu paraları da kulüplere dağıtacağım diyebilir. Şimdi federasyondan açıklama. Ben 600 bin TL civarında bir kulüplere para dağıttım. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bakınız. Atıyorum Konya Bridge Kulübü alıyor 500 lira. Atıyorum Kup Bridge Kulübü alıyor 800 lira aylık. Kup Bridge Kulübü'nün aylık kirası 10 bin lira. Konya Bridge Kulübü'nün kirası 250 lira. Anadolu Bridge Kulüpleri için bu rakam çok iyi olabilir. Ama İstanbul, İzmir, Ankara veya Muğla veya Adana, Mersin tarzı kulüpleri ben bir tane elemanımın maaşının yarısı değil. Dolayısıyla benim federasyondan aldığım parayla dönme şansım yok. Federasyonun şunu yapması gerekiyor. Ben topladım bütün şeyleri, madem bünyesini toplayacak, bütün şeyleri topladım. Gerek BBO, gerek Real Bridge, gerek hangi sanal ortam olduğu önemli değil. Topladım. Burada yapılanları eşit bir biçimde, eşitliğe karşı değilim. Anadolu da aynı alsın, İstanbul da aynı alsın. Dağıtacağım derse bir şey demem. Ama doğrusu bu değil. Doğrusu
Herkes federasyonun işin içinden çekilip her kulüp kendi müşterisi, kendi potansiyeli doğrultusunda sanal ortamlarda turnuva yapmasına imkan sağlam. Ben şimdi turnuva yapıyorum. Aynı saatte federasyonun turnuvası var ve federasyon bunlar yetmiyormuş gibi bir de kırmızı master point, yeşil master point veriliyor. Ya bakınız bir senede insanlar 300-400 kırmızı master point, yeşil master point aldılar federasyon turnuvalarında. Size soruyorum, hangi kişi kulüp turnuvası oynar? Söz gelimi BBO'da. Bana söyleyin, aynı paraya oynuyorsunuz, bir taraftan iki kırmızı master point alıyorsunuz, bir tarafta almıyorsunuz. Oynamam ben oyuncu olarak. Kimse oynamaz. Evet. Ondan sonra ve kulüpler ne yapacak? Şimdi zaten kulüplerimiz, bakınız ben bir iki aylık dönemde açtım kendi kulübümü. Sonra yine tabii kapattık mecburen. Bütün İstanbul kulüpleri, İstanbul kulüpleri adına söylüyorum. Bütün İstanbul kulüpleri kapalı. Bu insanların giderleri var. Kiraları var. Ve öyle az buz rakam değil. Bakın aylık onlar 15'er bin lira kiradan bahsediyorum. Kulüpçü arkadaşlarımla her gün görüşüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Çoğu zaten kulüpleri kapattılar. Depolara kaldırdılar eşyalarını. Bu da yeterli bir çözüm değil. Çünkü onun da bir masrafı var. Bir de bu kulübün çalışanları var. Yani bir miktar, bu kulüpler tekrar açılacağı zaman bir miktar para gerekecek. Hiçbir şey, her şeyi kenara bıraktım. Bu kulüplerin sahipleri ya da yöneticileri ya da çalışanlarının aylık bir geçinecek paraları lazım. Nerede kaldı ki turnuvaya sen federasyon olarak master point verip bunları kulüplerin elinden alırsan? Bizim nerede kaldı kulüpler, federasyon kulüpler içindir yola çıkış mantalitemiz? Burası çok büyük bir problem. İyi yönetememiştir federasyon. Bir kere kulüplerin kapanmasına da karşıyım. Bakınız turizm sektörü kapanmadı. Futbol, basket başladı. Evet. Ve sürüyor. Devam ediyor. Şimdi yani ellerinden geleni yapabilir, yaparlar ama olmaz. Ona kimse bir şey demez. Federal. Ya şimdi şunu söylüyorum. Bakınız kıraathanelerden farklıyız biz. Ben mesela şunu dile getirdim. Bir sürü bulunduğum ortamda. Efendim 4-5 dakikalık bir video çekilip. Tamam. Mesela İsmet Bey'e söylüyorum. İsmet Bey bize bir program çeker misin? Bir kulüpte bir iş nasıl oynanır? Direktör geliyor maskesiyle duplikasyonunu yapıyor. Her masaya 4 kişi oturuyor. Aralarında perde var, maskeleri var. Ve her biri dublike boardlarla oynuyorlar. Söz gelimi saatin elini hiç kimse hiçbir saat dokunamıyor. Elden bulaşıcılık riski yok. Bunu çekmek, bunu hazırlamak 4-5 dakikalık bir şey. Bu tarz bir programla bilim kuruluna başvurmak. Bakanlığa başvurmak. Bakınız bizi kıraathanelerden ayırınız. Biz sporuz. Diğer branşlar nasıl hareket ediyorsa bizimkinde böyle düşününüz deyip bir girişimde bulunabilir. Ha bu girişimin sonucu olumsuz olabilir. Ama böyle bir şey olmadı. Ya biz ne bilim kuruluna sektör olarak kendimizi, ne bakanlığa sektör olarak anlatamadık. Daha işin kötü yanı bununla ilgilenen de yok. Yani bakın yani çok kötü. Ya bu yön çok kötü. Bununla ilgilenen yok. Federasyonun 2019'dan önceki turnuva gelirleri ile şu an arasında dağlar kadar fark var. Çünkü o zaman bir sürü masrafı vardı federasyonun. Atıyorum Green Park'ı kiralıyorlardı. Oraya bir para ödüyorlardı. Direktör paraları, nakliye paraları. Ama şu anda BBO gelirleri had safhada. Masrafsız gelirler bunlar. Biz 600 lira para dağıttık, elimizden geleni yapıyoruz deyip çıkmak bir çözüm değildir. Soruyorum hangi kulüp yöneticisi aradınız veya federasyon yönetim kurulu hangi kulüp yöneticileriyle sizin şu anda yaptığınız gibi web ortamında ya da Zoom ortamında bir 20-30 kulüp yöneticisine başvurup arkadaşlar sorunlarınızı nasıl çözdün bunuz yaptınız. Bunlar yapılmadı. O yüzden bu konuyu da eleştiriyorum. Baştaki uygulamaları doğruydu. Olaya pansuman tedavi şeyleri doluydu. Orada destekledim onları. Ama ondan sonra artık federasyonun kendi sınırlarına dönmesi lazım. Benim fikrim o. Evet. O yüzden bu pandemi hiç iyi yönetmediğini düşünüyorum. Ha bunun sonu ne olacak? Bakınız göreceksiniz şu anda açık kulüp yok Türkiye'de. Zaten pandemi nedeniyle açık neresi var ki diyeceksiniz. O da ayrı bir konu ama ben size söyleyeyim pandemi bittikten sonra da açık kulüp sayısı olmayacak. Yani olamayacak yani. O kadar çok borcumuz var ki hepimizin kendi adına. Yani inanılmaz rakamlar. Ben kendi kulüpçü arkadaşlarımla konuşunca hep yani kendi aramızda konuşuyoruz ne yapalım diye. Ya yani kulüpler birliği kurduk. Ya dedik bu federasyonun turnuvalarına kapı kulüpler birliğinden turnuva yapalım. Bu paraları kulüplere dağıtalım. Kulüpler birliğinin sayısı artalım. İlk kurulduğunda 45'e yakındı. Sonra şu anda 30 civarında galiba Murat ve Tezcan hocamlar başındalar şu anda biliyorlar. Ama federasyon kulüpler birliğine rakip gibi çalışıyor. Ben ya benim de 5-6 masa turnuvam var. Ya bir 10-15 kişi de benimle beraber olmak istiyor. Bu çocuk da ne yapıyor? Buna da biraz para kazandıralım deyip benim turnuvamda oynamak istiyor. Deyip bir turnuva koyamıyorum. Niçin? Her taraf federasyon turnuvası dolu.
Ya böyle bir şey olamaz ki. Ha bunu yapıyorsan bütün geliri toplarsın bir havuzda adil bir şekilde dağıtırsın. Onu nasıl dağıtacağını da oturursun kulüp yöneticileriyle, Anadolu kulüpleri, İstanbul, İzmir, Ankara kulüpleri, Muğla kulüpleri, Adana, Mersin kulüpleriyle bir araya gelirsin. Dersin ki arkadaşlar ben havuz yaptım, durumunuzu biliyorum. Bir miktarda para topladım, bunu nasıl dağıtalım? Nasıl yapalım? Bir ortakta asgari müşterekte çözüm olmasa bile bir pansuman olur. O da yok. Dolayısıyla hiç iyi bir şekilde yönetildiğini düşünmüyorum. Türkiye'de bir sektörünün geleceği açısından çok karanlık görüyorum. Yani özetle bu. Allah sonumuzu hayır etsin evet. Diyorum. Tatsız bir dönem oldu hakikaten. Berk'cim senden bu konudaki görüşlerini alalım. Tolga zaten güzel özetledi aslında. Ben söyleyeceklerim muhtemelen Tolga ile paralellik arz edecek birçok şey olacak zaten ama yine de ben de özetlemeye çalışayım. Öncelikle pandemi öncesinde şöyleydi. Kışları fena olmayan masa sayılarını oluşturdu. Karşılığında da fena olmayan gelirler elde ederdik. Yazları da benim herhalde bu bir işte aşağı yukarı 2018-19 senelik bir profesyonel geçmişim var. Yani işim biriç oldu. 18-19 senelik bir geçmişim var. 2 veya 3 sezonu bilirim ben kış sezonu olaraktan. Eksi yazmadığım. Onun dışında kenara mutlaka yaz başlarken bir miktar para koyarım. Kulübün giderleri, kendi giderlerim derken genelde de eksiye geçmiş olurum hatta. Şeklindeydi. Pandemi öncesindeydi. Pandemi başlangıcıyla beraber zaten kapandık hepimiz. Bu kapandıktan sonrasında kârı şöyle gördük. Erken kapatan, az kira ödemiş olan, tasfiye eden veya işte birçok kulüp kendi üyelerinden yardım destekler aldılar. Bu şekilde kendi üyelerinden destekler alanlar ayakta kaldılar, az zarar ettiler şeklinde. Ama şu anda gelinen noktada birkaç tane köklü kulüp veya destekçisi fazla olan kulüp hariç hepsi şu anda donmuş kurbağa misali. Şu anda donmuşlar ve tekrardan yaz gelip inşallah açılacağız diye bekliyor durumdalar. TBF bu noktada neler yaptı? TBF daha öncesinde aslında hep gündemdeydi ben biliyorum. Bu BBO'da turnuva yapılması hep bir ACBL örneği var. Amerikan Bridge Ligi, Amerikan Kontrat Bridge Ligi'nin çok yoğun bir şekilde turnuvalar yapıyor. Hatta böyle bir robot turnuvaları ve özel turnuvalar dahil yani bir saat içerisinde 2-3 tane turnuva başlatıyor. TBF de bunları yapsın şeklinde hep böyle bir öneriler vardı. BBO'da yoktu bu turnuvalar. İşte bir FanBridge portalında yanlış hatırlamıyorsam vardı. Hiç girmedim ama orada bir şekilde bir şeylere girmişti. Hatta bir online master points programı yaratmıştı. Sonrasında bu pandemiden sonrasında hızlı bir şekilde BBO'ya kanalize oldu TBF aslında. Bu süreç içerisinde de farklı kişiler, şahıslar, kurumlar da BBO'ya da turnuvalar yapmaya başladılar. Hatta BBO bunun üzerine tedbirler alıp bu hani bazı insanların yetkisini almaya başladılar. Yani misal işte biz bu işin mutfağında olan insanlarız. Ben hemen pandemi başlangıcında BBO'dan yetki talebinde bulundum. BBO beni çok yoğun zaten böyle bir talep var diye kibarca reddetti. Ama bakıyorum mesela geçmiş yıllarda mesela Mini Master Point listesine yazıyorum kişinin. BBO'da turnuva yapma yetkisi var. Ama adam hayatında bir kulüpte bile turnuva oynamamış. Bir şekilde bir işte bir tanışıklığı var. BBO'dan da yetki almış, BBO vermiş. Bu insanlar gündeme gelmeye başladılar. Bu insanların yaptığı turnuvalar kıymet haline gelmeye başladı. İşte zaten BBO çok yoğunluk yaşadı o dönemde altyapı anlamında. Yani burada çeşitli organizasyonlar yapılmaya başlandı. İşte bunlardan bir tanesi çok pozitif buluyorum. Kulüpler Birliği çok geç kalınmış aslında bakarsanız. Keşke daha öncesinde kurulmuş olsaydı bu pandemide elimiz kuvvetli olurdu. Kulüpler Birliği kuruldu ama orada da maalesef Türkiye'de işler böyle gidiyor. Bir Kulüpler Birliği kuruldu. Hemen karşısına da alternatif bir Kulüpler Birliği kuruldu. İşte orada bile birleşemedik. TBF kulüplere maddi yardımlar, işte biraz da malzeme yardımı yaptı. İşte biz de kendi kulübümüz olarak biz de bundan faydalandık. Ama Tolga'nın dediğine şurada katılıyorum. Yani bu
vermeseydin de hayatımızda bir şeyler değişmeyecek bir durumdaydı bizim adımıza. En fazla zaten işte ayrılan elemanlarımıza bir şekilde tazminat gibi olabildi o paralar. Yani başka bir fazla bir işe yaramadı. Hemen kurtuldu gitti bu paralar. TBF başka ne yapabilirdi kısmında? TBF en azından şu anda online olarak oynuyoruz. Biz bu online'ı daha iyi organize edebilirdi. Misal futbolda sen milli takım olarak gidip kendin sözleşip Arnavut milli takımıyla biz maç özel maç yapacağız diyemiyorsun. Dünya Futbol Federasyonu diyor ki şu tarihler arasında özel maçlar yapmanıza izin veriyorum sizin diyor. Sen sadece o tarihler arasında yapabilirsin. Mesela BBO'ya da TBF mutlaka katı kurallar getirmeliydi. Şu saatler benim saatlerimdir. Şu saatlerde diğer kulüplerindir. Benim turnuvamla siz çakışamazsınız. Diğer turnuvalarla siz çakışamazsınız. Misal ben Ataşehir Biriç Kulübü olarak şu saatte saat 6'da turnuva yapmak istiyorum. O sırada da Diyarbakır Biriç Kulübü de turnuva yapmak istiyor. O zaman diyecek ki Diyarbakır ve Ataşehir Biriç Kulübü kesişerek bu turnuvayı yapacak diyecek. Şeklinde bunu kural koyucusu, kanun koyucusu TBF olmalıydı. Ama şu anda orada bir kanun koyucu olmadığı için isteyen istediği gibi BBO'dan yetki aldığı gibi bununla ilgili şey yapabiliyor. Hatta bu pazarlıklar esnasında BBO'yla pazarlıklar esnasında da bir bakıyorum bir başkası daha düşük komisyon ödüyor, bir başkası daha yüksek komisyon ediyor şeklinde. Sonrasında bir uzun zaman sonra TBF'den bir yazı geldi. İşte komisyonu şunun üstünde olanlarla bize yazarlarsa biz aracı olabiliriz şeklinde. Tabii işte bunlar TBF'nin yapmadıklarıydı. Şimdi gelelim kulüpler çok ciddi anlamda kan kaybederken TBF de enteresan bir şekilde altın çağını yaşıyor. Yani maddi tam bütçesini bilemiyorum ama tahmin ediyorum. Yani bir yerde ben meraklıyımdır, rakamlara meraklı bir adamımdır. Görsem okurum, yazarım ama bu TBF'nin sitesinde de bilmiyorum. Son rakamlarla işte hani BBO'dan şu kadar gelir var falan filan şeklinde bir rakamlar göremedim. Belki vardır da ben göremedim. Ama şunu tahmin etmek çok zor değil. Eskiden Tolga bahsetti zaten nakliye en büyük kalemdi zaten. İşte onun dışındaki turnuvalarda otel kiraları, şunlar bunlar derken bir sürü masraf vardı. Şu anda hiçbir masraf yok. Ve gelirler de hemen hemen aynıdır diye tahmin ediyorum devletten alınan gelirler. Lisans gelirleri muhtemelen bir azalma olmuştur. Daha az insan lisans çıkartmıştır. Ama çok ciddi anlamda sen bir internet üzerinden bir gelir elde etmeye başladın. İstersen hatta daha da acımasızca oradaki turnuva yapan diğer kurumlar, şahısları da engelleyecek şekilde acımasızca sen yapabilirsin. Çünkü senin master point silahın var. Ve bunu da kullanıyor istediği zaman. Yani ne yapıyor işte ilk pandeminin ilk başlangıcında haftada 5 gün 7 gün kırmızı master point'li turnuvalar yaptı. İşte altın master point'li takım maçlar yazdı. İşte bunlarda diğer kulüple buna rekabet edebilme gücü yok. Hatta TBF yarın öbür gün der ki ben fiyatı da daha da kırıyorum der. Çünkü onun içerisinden kulüplere yardım ediyor. Ben kulüplere yardımı da bıraktım. Dolayısıyla isterse şu anda TBF kulüplerin tam fişini çekebilecek duruma getirdi yani şu anda bulunan noktada. Hiç kimse de kolay kolay da direnemez. Dönüşü de bunu çok kolay olmayacak. Çünkü dönüşünde de eğer TBF bu turnuvaları kaldırırsa bir gelirinden olmuş olacak. Yani altın yumurtlayan orada bir tavuk var. Bunu kesmiş olacak eğer bu turnuvaları kapatırsa BBO turnuvalarını. Ama kapatmazsa da bu sefer kulüplerdeki masa sayısı ister istemez azalacak. Yani çünkü ben birkaç tane öğrencimle konuşuyorum. Diyor ki ya Berk diyor ben BBO'yu çok sevdim diyor. İnternette oynamayı çok sevdim diyor. Çok da rahat ediyorum diyor. Dolayısıyla diyor yani hani bundan sonra diyor hiç kulübe gitmeyebilirim ben diyor. Bunu bir iki kişiden duydum ben. Yani mutlaka böyle bir kayıplar olacaktır. TBF bunlar için ne yapmalı? İşte zaten bir şeyler yapmadı aslında bakarsanız. Onlar da belki ben de şu dönemde şundan dolayı yapmadılar. Çünkü gerçekten onların süreleri geçen sene bitiyordu. Muhtemelen bizim zaten süremiz bitecekti. Yeni bir atılımı, yatırımı yeni federasyon yapsın diye belki de geri çekilmekte faydalı buldular. Böyle en azından biz bunu sürüncemede götürelim dediler. Taktirakları onların da misal
Temsil konusunda da ben hani hep biraz böyle bir yani milliyetçi bir tutum gibi olacak. Biraz milliyetçi yanında vardır o açılardan. Yani neden biz yeni kendi milli platformumuzu, yerli platformumuzda oynamıyoruz? Yani yazılımcı o anlamında bunları Türkiye'de yapabilecek insanlar vardır. BBO da zaten bir günde kurulmadı. 20 senenin bir mazisi oldu BBO'nun da. İşte bu real bridge'i adamlar pandemide çıt 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 yazdılar. Bunun da işte benim böyle bir imkanım yok şahsi olarak yani. Ne maddi imkanım var, ne yazılım imkanı var. Herhangi bir kulübünde böyle bir imkanı yok. Bunu yapacak olan insan da yani bir kurum da TBF. Yani belki o açıdan kulüplerden destek alabilir ama ben bunu sorguluyorum yani. Hani bir platform yalandan da olsa, basit de olsa yani en azından kendi takım maçını yayınlayacağın platformun bir Türkiye Şampiyonası final maçı oynatıyorsun mesela diyelim ki. Online Türkiye Şampiyonası final maçı oynatıyorsun. Onu kendi platformundan yayınlatıyorum olacak. Onu da işte misal işte bu Bridge Tatanç TV'den, kendi web sitesinden buralardan da canlı olarak yayınlayacak yani gecikmeli olarak. Anladım. Kulüpler federasyonların can damarları. Şimdi deminden beri yaptığımız özetin burada sorusu var. Bu şekliyle pandemi süreci ve sonrası için ne gibi yenilikler yapmamız gerekiyor? Yapılanmalar kısa sürede olmalı. Kulüpler can çekişiyor ifadesini duyunca hepimiz çok üzülüyoruz. Çözüm nasıl olmalı? İleride online bitmeyecek. Berk demin bahsetti, bitmiyor bu online bridge ve devam edecek. Kulüp adetlerinde de düşüş yaşanacaksa kulüp yönetiminde nasıl bir formül ile yol almak lazım? Tolga'cığım senden dinleyelim. Bir kere şunu netleştirelim. Kulüpler can çekişiyor lafına katılmıyorum. Kulüpler öldü. Ya can çekişmek demek kurtulma umudu var demek. Kulüp diye bir şey kalmadı. Ve bu bir sene daha devam ederse kulüp zaten hiçbir şey kalmayacak. Ha kalacaktır. Bir iki tane. Onlar da vakıf kulüpleri. Ya şöyle ki üyeleri belli olan biliyorsunuz hani İstanbul'da var, Ankara'da var, İzmir'de var mı tam bilmiyorum ama iki tane bir kulüp var benim bildiğim vakıf kulübü. Kendi üyeleri bundan 5 sene sonra da bu pandemi bitse 5 sene sonra bir araya gelip hadi ya şu kulübü tekrar oluşturalım bir araya gelelim diyecektir. Ama diğerleri yok. Yani can çekişmiyoruz biz, öldük. Dolayısıyla bundan sonra kulüpler için benim fikrim yapacak bir şey yok. Çünkü zamanında yapılması gerekiyordu bunların. Yani senin bütün gelirin alt oyuncu sayın. Bu oyuncu sayıları elinde tutanlar kulüpler. Senin bu kulüpleri ayakta tutman lazım ki bir federasyon olarak oyuncu sayını artırabilesin. Şimdi bakınız kulüplerin en büyük gelirlerinden biri ders gelirleridir büyükşehir kulüplerinin. Sıfır ders geliri var herkeste. Çünkü bir reklam yok, kulüp binası yok. İnsanlar internete reklam verecekler, bir insan onu ilgilenecek. Şimdi bakın siz de ders aldınız, ben de ders aldım. Tuna Hanım soruyorum. Siz ders aldığınız zamanlar bir kulübe gittiniz, kulüp ortamını gördünüz. İnsanların nasıl bir iletişimde olduğunu gördünüz. Bu sizin hoşunuza gitti. Sonra bu nasıl bir oyunmuş dediniz. İnternette bir hiç kelimesini duymuş bir insanın ya hadi ben şu oyunu öğreneyim diyeceği yoktur ve olmuyor da zaten. Herkes konuşuyor. Kaç kişiyle konuştuk? Bir tane öğrenci geliri. Öğrenci nerede? Öğrenci şundan. Kulüpler için bir gelir kaynağıydı. Daha da ötesi. O öğrenciler ileride bu camianın içine girecekler. Oyuncu sayısını artıracaklardı. Oyuncu sayın artmıyor, azalıyor. İnternet ortamındaki bu cheat olayları yüzünden zaten internetten bunalıp ben artık bir hiç oynamayacağım diyen onlarca kişi biliyorum. Kendi yakın çevremden de biliyorum arkadaşlar. Girmiyorlar, oynamıyorlar. Ki bunlar yarışmacı bir hiç yapan bayağı da Türkiye'nin sayılı oyuncuları. Oynamıyorlar. Öğrencin yok. Alta tabana yayılamıyorsun. Lisanslı oyuncu sayım ve yani lisanslı olmasa bile bir toplam oyuncu sayında sürekli azalma var. En ufak bir artış yok. Sen bunu körükleyecek, bunu artacak kulüpleri bitirmişsin. Kulüp diye bir şey kalmamış ülkede. Ben bir tane açık kulüp yok. Şimdi söz gelimi pandemi bitti, Eylül'de açılış yapalım diyelim. Bakın ben size söyleyeyim, 15 İstanbul kulübünün 5'i açılış yapar. Diğer 10'u açılış için gerekli parasal destekleri bulmaya başlayacak. Yok yani, imkansız yani. Öyle ha deyince de açılmaz bir kulüp yani. Tabii. Dolayısıyla oturup insanlarla konuşmadan bir yönetim kurulunun görevi
Bu kendi altındaki, alt bünyesindeki insanlara yardım etmek, bunlarla beraber bir bütün olmaktır. Alt tabandan hiçbir etkileşime girmiyorsun. Ne etki alıyorsun ne tepki. Kendi toplantılarının ne zaman yapıldığını kimse bilmiyor, ne karar aldığını bilmiyor, yapılıp yapılmadığı meçhul. Pandemide yaşlı insanlar evde nasıl oturup hiçbir şey yapmıyorsa ben öyle görüyorum. Federasyondakiler de oturuyorlar evde, hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bu şimdi ben 600 lira para dağıttım, çok güzel dağıttın. İyi de o, yani bu şimdi bizim hükümetin 1500'er 100 lira para dağıtmasına benziyor. Ne kadarlık bir çözüm? Sen sektör bitmiş sektör. Dolayısıyla kulüp diye bir şey kalmadı. Peki bundan sonra ne yapılabilir? Bunu ben karar veremem. Benim fikirlerim var. Benim fikirlerimi söylesem beni bağlar. Ama benim gibi onlarca insanın fikirleri var. Siz kendiniz bir fikir ve çözüm üretemiyorsanız danışın arkadaşlar. Danışın. Bu kadar basit. Sorun. Benim bir, bu pandemi oldu. Bir kişi aramadı federasyondan. Ben 50 kişiye ulaşmaya çalıştım. Kimseye ulaşamadım. Ne beni ne İstanbul'daki diğer bir kulübe. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Biz bu işe nasıl çözüm buluruz? Sizin fikirleriniz ne diye kimse sormadı. Bunu sormamak demek ki eleştirmiyorum. Sormayabilirsin. Bir projem vardır. Proje var mı? Proje de yok. Mesela ben bir sana fikir sormuyorum. Niye? Çünkü benim kendi fikrim var. Senin fikrin var mı diyorum. Hayır, benim senin de fikrin yok. Ne olacak o zaman? Şunu bilelim, kulüp diye bir şey kalmadı. Herkes kapattı. Bundan sonra bir sene, iki sene zaman zarfı içinde kimler ayakta kalır bilmiyoruz. Elimizden geldiğince biz kalırsak onlara, onlar kalırsa işte. Biz kim kime ise destek vereceğiz. Ama bunun üst mevkii olan federasyonun bu konuyla ilintili hiçbir şey yapmaması. Ben 600 lira verdim. İstersen 1600 ver, istersen 3600 ver. Geçici çözüm bunlar. Hiçbir kurumsal bir fikir ortaya atmaması, bir çözüm önerisi sunmaması olmayabilir. Kendi kadrolarında bu. Ama bunun alt tarafta fikri olan insanlar var. Bunlarla konuşulabilir. Bu da yapılmıyor. Problem bu. Berk Bey'in söylediğine katılıyorum. Büyük ihtimal o da, şu da sebep olabilir. Zaten bizim görev süremiz doldu. Bunu bundan sonrakiler halletsin de diye olabilirler. Anlatabildim mi? Ama 3 gün sonra bu insanlar gidip seçimde oy kullanacaklar. Bu kulüpler, seçimde oy kullanacak kulüpler ne? Aslında ortada bir kulüp kalmadı. Kimsede kulüp yok. Yani olmayan bir şeyler gidecek, oy kullanacak. Bir federasyon seçecek, o federasyon ne yapacak? Yani bilmiyorum, bilimsel çalışmıyoruz. Problem orada. Yani bir yönetim kurulunun bilimsel çalışması lazım. Çözüm bulamayabilirsin. Ama en azından ararsın. Çözüm arayan yok. Çözümle ilintili fikri olanları dinleyen yok. Bir meramımızı anlatacağımız bir merci yok. Ne oluyor? Biz kendi aramızda, Tuna Hanım sen bana soruyorsun, kulüpler can çekişiyor. Evet Tuna Hanım, kulüpler can çekişiyor, ne yapalım? İşte yandık bittik, öldük gittik. Ben mesela bazı arkadaşlar bir şeye katılmıyorum. Bazı kulüpler geçici çözümler buldular. Mesela ben öyle bir şey yapmadım kendi kulüp adına. İşte üyelerinden para topladılar, yardımlar. Haklılardı çünkü geçmeleri lazım. Ben hizmet vermediğim bir şeyden para kazanmayı kendi adıma zul görürüm. Dolayısıyla ben hizmet veriyorsun. Benim hizmet verme mekanizmam olan şu anda tek yer kalan sanal ortamı da elimden aldın. Kırmızı master point, yeşil master point dağıtıp onu da elimden alıyorsun. Peki ben ne yapacağım o zaman? Ya ne yapacaksak yapacağız bilmiyorum. Çözümün var mı diyorsun? Çözümün var. Düzelecek. Evet. Bunlara çözüm bulunacak. Düzelecek. İnşallah. Temennimiz o ama evet. Çözümü çok basit aslında. Evet. Çözüm olmayabilir ama çözüm basit. Görüş alacaksınız kardeşim. Oturacaksınız. 10 kişi değil 20 kişi arayacaksınız. 30 kişi senin görünme. Gerekirse toplantı yapacaksınız. Sanal, tabii ki öyle eskisi gibi değil pandemiden ötürü. Ama şu anda sizin yaptığınız gibi bir sanal ortamda şöyle şu kenarlara şöyle 50 tane adamı koyup ya arkadaşım sen ne diyorsun? Ne yapalım? Sen ne diyorsun? Bu fikirleri birleştirip o en fazla çıkanı uygulasan bile bu bir şeydir. Var mı bunları yapan? Yok. Para dağıttık güle güle. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Yani ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum yani. O yüzden daha fazla da konuşmak istemiyorum. Bazı insanların kalbinde konuşmak istemiyorum. Yani. Yok, gayet güzel ifade ettin. Belki senden görüşünü alalım. Yani ben zaten bir önceki maddede de epeyce bu kısmına değindim. Zaten Tolga da güzel müzik diyor. Ben sadece çok kısa bir şey söyleyeyim bunda. Burada kurtulacaksın.
çözüm için kurtulacaksak ki kurtulamayabiliriz. Yani hani kulüplerin hepsi batağa gidebilir. TBF altın yıllarını yaşar. Ama o da zaman içerisinde kulüpleri olmadığı için, yeni oyuncu katamadığı için o da mutlaka zorluklar çekecektir. Buradaki tek kurtuluş yolu, eğer bir kurtuluş yolu olursa, birleşme. Yani hani kulüplerin bir şekilde birleşmesi, TBF'nin onları birleşmesi için çaba sarf etmesi, işte kulüpler birliği gibi bir oluşumların teşvik edilip hani kulüplerin ve profesyonel bridge'cilerin, hakemlerin hepsinin birleşip ortak bir paydada birikip, yani yeni oyuncu nasıl yetiştirebiliriz? Yeni insanları işte kulüpler fiziki olarak açılırsa nasıl oraya çekebiliriz? Sanal ortama nasıl çekebiliriz? Tolga zaten bahsetti. Yeni biritçi var mı? Yani mesela ben her sene 50 ila 70'e yakın yani hiç biriç bilmeyen insana biriç öğretiyordum. Bu 50 ile 100'den de hiç fena değildir. Yani benim 70 kişi var deseniz onun da bir 50'si birice devam ediyordu 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi ama son bir senede bir kişi yok. Yani bu ciddi anlamda sıkıntı yaratacak. Benim gibi işte diğer hocaların da benzer olduğunu tahmin ediyorum rakamların. O yüzden hani birleşerek belki kurtuluruz ama ben de çok umutlu bakmıyorum bir iş konusu, kulüpçülük konusunda, bir iş profesyonelliği konusunda. Umutla bakmıyorum. Peki. Türkiye'de bir iş kulüplerinin tamamı bulundukları bölge ve şartlara bağlı kalınmaksızın standart ölçüler diye kurallar çerçevesi tespit edilmiş olsa ve bu doğrultuda var olmuş olsalardı, şüphesiz işleyişleri daha profesyonelce olacaktır. Ancak bir yandan da online ortam bundan sonrası için hiç bitmeyecek. Bu konudaki fikriniz ne? Hala yapılandırabilir miyiz kulüplerimizi? Neler yapmalıyız? Tolga'cığım, senden çözüme doğru fikirlerini alalım. Şimdi sadece bir işte değil, bütün sektörlerde, bütün iş hayatında, ticaret hayatında, spor hayatında, her türlü spor hayatında bu pandemi çok şey değiştirdi. Bundan sonra da bunlar da kalıcı, bazı şeyler kalıcı olacaktır. Bu sanal ortam bilici, evet, sanal ortam oyun düzeni mutlaka kalacaktır. Devam, yani bu böyle bir seferde bitecek bir şey değil. Çünkü pandeminin ne zaman biteceği belli değil ve bu pandemiden insanların canı çok yandı. Artık daha tedbirli olacaklar. Kulübe gideceğime, evde oturup çayımı kahvemi içeyim, internette bir cimi oynayayım diyecekler. Sıkıntı şurada. Öyle birsek, bizim temaşa spor değil bizimkisi. Yani futbol, basket gibi ya görünce ya şu nasıl bir şeymiş bir de ben yapayım veya satranç gibi değil. Bizim seyircimiz oynayan oyuncular. Yani bizim mesela birinci seyircisi yok. Dışarıdan hiç bilmeyen biri futbol seyrettiği, basket seyrettiği, tenis seyrettiği zaman anlayabiliyor. İki gün sonra kurallar, ama bir işte öyle değil. Bakıyor bu ne diyor. Bunların tek öğrenme yerleri, tek bu sektöre, yani bu camiye katılma yerleri kulüp ortamları. Kulüpteki sıcaklık, insanların birbiriyle iletişimi, oyun. Bunları gördüğünüzleri zaman ya ben de şu oyunu öğreneyim diyecektir. Şimdi Bridge'in öyle bir handikapı var. Kendi oyun yapısı olayıyla. Bu handikap öğrenci ve kişi sayısındaki artışı engelliyor. Ve tam tersi düşürüyor da. Dolayısıyla birkaç sene içerisinde ne zaman biteceğini Allah bilir, biz de bilmiyoruz. Ama bu pandemi bittikten sonra açılan tek tük kalan kulüplere, federasyon, o anki federasyon, kimse, belki buradakiler, belki başkaları, çok büyük destek olması gerekiyor. Tekrar bunlar, çünkü tekrar alttan insan kazandıracaklar. Yoksa ben internete istediğim kadar bir reklamı vereyim, şöyle ders veriyorum böyle. İnsanlar bir de ekranın üzerinde gördükleri 52 kağıtta ne oynuyor? Önce bakıyorlar okey mi, king mi, pişti mi, ne? Sonra bakıyorlar, tabii kavram ve şeyleri de geniştir biliyorsunuz bir için öyle. Yani bir ha deyince de öğrenilmez. Bir 7-8 ay, bir senelik bir eğitim gerektirir. Bunu da almaz insanlar. Bir. Dolayısıyla sayı artıramıyoruz. Sayı artmayınca kötü gidiş devam edecektir. Ha, sayıyı nasıl artıracağız? Pandeminin bitmesi gerekiyor. Pandemi ne zaman bitecek? Meçhul. Dolayısıyla online'da bu önceden baki olan cepteki 3000 lisanslı oyuncu ya da 5000 ya da 4000, tam rakama ben hakim değilim, federasyondakiler hakimdir. Bu insanlar kalacaktır ve bu insanların da kulübe gidiş sayıları azalacaktır. Dolayısıyla hiç önceki eskisi gibi A kulübü, B kulübü, İstanbul'da 15, İzmir'de 10, Ankara'da 9, öyle kulüpler konuşulmayacak. İstanbul'da 1, 2,
Ankara'da bir, İzmir'de bir, Muğla'da bir tarzı kulüpler ortaya çıkacak. Problem onların bile hayatta kalması zor olacaktır. Kalan federasyonun kalan kulüpleri o zaman zamanı geldiği zaman iyi dinamik bir şekilde desteklemesi lazım, ayakta kalmalı lazım. Eğer onları da kaybedersek bu sektörü kaybederiz yani. Ha, biz başka işler yapabiliriz profesyonel bir işçi olarak. Ben kulüpçüyüm zaten, kulüp diye bir şey kalmadığı için ortada başka işler yapabilirim. Ama bu sektör, böyle bir camia kalmayacak, böyle bir spor kalmayacak bu ülkede. Anlatabildim mi? Bizim zaten Türkiye olarak diğer ülkelere nazaran oyuncu sayımız az. Yani oyuncu sayımız az ve bu oyuncu sayısının üzerine hiç koyamazsak birkaç yıl boyunca ve bunu bu oyuncu sayısının üzerine ekleme yapmaya çalışan kendi çapında hasbelkader kulüpleri de zaten bitirmişsek ne yapacağız ki biz bu sektörü? 3 gün sonra bir tane devletten biri çıkacak, ya bu ne deyip kapatın bu federasyonu diyecek. O zaman federasyon da kalmayacak. Bakınız, kulüp olmazsa federasyon da olmaz. Net. Dolayısıyla federasyonun pansuman 300 lira verdim, 500 lira verdim, sana para gönderdim, buna şey yaptım, bir an önce bırakıp, bir an önce seçime gireceklerdir, girmeyeceklerdir. Yeniler gelir bilmem. Herkesin bir numaralı görevini, şu anda bütün bir iş sektörünün bir numaralı görevini, bu bir işteki oyuncu kazanımını nasıl yapmamız gerektiği, bunun üzerine kafayı olması, grupların bir araya gelmesi, gerek kulüpler birliğinin, gerek şahısların, gerek profesyonel milli oyuncularımızın, bu işe emeğini, yıllarını vermiş kişilerin bir araya buna kafa patlatması lazım. Ama biz şu anda hala işte sen turnuva yaptın BBO'da, ben turnuva yaptım BBO'da, senin turnuvan saat 7'de, federasyonunki 9'da, federasyon kırmızı veriyor, ben yeşil veriyorum, o sarı veriyor, bunun derdindeyiz ya arkadaşlar. Yani bir sektör bitti, camia bitti, hala yani koyun can derdinde, kasap mal derdinde misali, biz böyle kalan camianın ileri gelenleri de bunların derdindeler. Bana gelecek yönetimin şunu demesi lazım. Ben söz gelimi seçimi olacaktı. O da meçhul. O da ne oldu da belli değil de. Mesela bir yönetimin şunu demesi. Önceki 5 yıl projelerim şu. Atıyorum 3000 oyuncu kazandırma hedefim var. Böyle bunlarla gelmesi lazım. Ben şu turnuvayı yapacağım. Bu turnuvayı halledeceğim. BBO'da şuna pastır point vereceğim. Bunları bırakması lazım gelecekleri. Bu sektöre, bu camiaya oyuncu kazandırmaları gerekiyor. Ki diğer branşlarla beraber olalım, diğer branşlar gibi bir adımız olsun. Yoksa dünyada bir şekilde yoluna girer bir iş olayı ama Türkiye'de gitmez. Biz belki kahve kültüründen gelmiş bir toplum olarak bu kadar az sayımız var ve gittikçe kaybediyoruz. Sektöre yeni bir işçiler nasıl kazanır? İşte reklam mı verilir? Başkan nasıl çıkar, televizyon kanallarında konuşma mı yapar? Türkiye'deki insanları bu oyuna davet mi eder? Bir sürü şey yapılabilir. Reklam şirketleriyle mi anlaşılır? BBO'da kazanılan paraların bir kısmını da reklam şirketleriyle anlaşılır. Siz bize sloganlar üretirler, reklamı. Yani bunu bizim için değil, bakın kulüpler için demiyorum. Çünkü zaten kulüp diye bir şey kalmadı. Bunu sektörün geleceği için yani bir sürü şey yapılabilir. Yeni oyuncu kazandırmak için ne yapabiliriz? Ama bunları yapabilmek için yani tek kafadan çıkacak bir sesle veya benim fikrimle, Tuna Hanım sizin fikrinizle olmaz bu işler. Bunlar bir ekibin, bir grubun kendi yeterlilikleri yoksa başka insanlara danışarak bir ortak payda da birleşip çözümler üretmesi lazım. Şu anda herkes kendi can derdi. Yani o yüzden acilen bu işlere görüşmek gerekiyor diye düşünüyorum. Acilen. Senden alalım görüşünü. Standart ölçüler. Yani şimdi standart ölçülerden benim aklıma gelen tabii ki hani bir iç eğitimi olsun, kulübün belli standartlar içerisinde olsun şeklinde bir ifade geliyor buradaki. Bununla ilgili son dönem federasyon güzel bir çalışma yaptı. Yani hani bir eğitim kitapçı, epey de bir emek harcamış bir eğitim kitapçığı var. En azından böyle bir yazılı bir şeyimiz var daha öncesinde. Hiç kimse buna riayet etmeden herkes bildiği gibi anlatıyordu ve ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyordum. Yani çünkü bizim amacımız, yani belli bir zümrenin amacı, ki ben kendimi bunlar içerisinde görüyorum. Biricik sevdirmek, biricik yaymak, biricik oyuncu sayısını arttırmak. Belki de Türkiye'de en çok ders vermiş kişilerden biri ben olabilirim. Yani ilk onda kesin ben varımdır. Ama bunlar arasında mesela hiç öyle tepeye oynayan bir oyuncu öğrencim olmamıştır benim. Yani ben çünkü misyon olarak insanları birice sevdirmek, birice camiası içerisinde kalmayı hedeflemişimdir. Bunda başarılı olduğuma inanıyorum. Şimdi bu mutlaka bir standart ölçüler ama
başarılı standart ve nasıl yapılması gerektiği de bunun da arkasında işte hep tartışarak, durarak yapılması gereken bir şeydir. Önceki federasyonlar ya yeter ki yeni kulüp açılsın, kim olsun, kim olmasın, kim orada ders veriyor, kim oranın direktörü şeklindeki şeyleri hep göz ardı etmiştir ki ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani hani biz mesela biz ilk tertip komitesi başkanı İstanbul Tolga'ydı, ben de onun yardımcısıydım. Biz bu ilk defa şunu getirmiştik ilde, sadece direktörlerin varlığını kabul ettirebilmek için kış ligi maçlarında mutlaka oynamayan bir direktör. İlk başta direktörler bizim demek istediğimizi anlamamışlardı, bize kızmışlardı. Ya biz hem oynuyoruz hem direktörlük yapıyoruz. Hayır arkadaş, sen direktörlük yap, sen maaşını al, biz senin maaşını almanı istiyoruz. O yüzden şeklinde. Onlar da sonradan hak verdiler bize ve uygulamada popüler olarak gitti. Böylelikle direktörlüğün bir saygınlığını arttırmıştık. Aynı şekilde bu Biriç eğitmenliği konusunda da mesela tamamen bir boşluk var. Yani hani kimdir Biriç eğitmeni? Yani bir bizim federasyonun değil de devletin açtığı bir kademe, birinci kademe, ikinci kademe eğitici şeyleri var ama orada Biriç anlatılmıyor. Biriç nasıl anlatacağını da anlatılmıyor. Orada sadece işte bir eğitmenin nasıl olması gerektiğini diye anlatılıyor. Bunun bir şeyi yok, bir sonu yok. Bu mutlaka federasyon bunları da toplaması lazım. Yani kulüplerin olduğu gibi aynı zamanda da biriş profesyonellerinin ve direktörlerin de başında belli bir kurallarla duran bir federasyon olması gerektiğine inanıyorum. Biraz fazla bir şey ben de istiyor olabilirim, farkındayım yani. Federasyona fazlasıyla iş yükü getirdiğimin de farkındayım ama federasyonunda önceki federasyonlar belki yapamayabilirdi ama sıradaki federasyon bunu yapabilir. Çünkü daha geçmişe göre artık belki de ilk defa rahat bir nefes alacak bir federasyon var maddi imkanda. Son dönemdeki federasyonlar maddi anlamda çok sıkıntılar çektiler. Yurt dışına takım yollamak için bile oyunculardan para istediler. Mesela müthiş bir fırsat eşitsizliği yaratıyor. Yani paran yoksa milli takıma giremiyorsun şeklinde. Böyle bir şey olabilir mi? Tam tersine milli takım desteklenmelidir. Yani oradaki başarı endeksli olmalıdır. O senin, oradaki oyuncular senin nurun olmalıdır yani. Bu belki bir sonraki federasyonlarda artık bu online'ın kavuşulmasıyla bir geliri kapısının açıldığı için bir sonraki federasyonlar fırsat olacaktır. Bir sonraki federasyonların da mutlaka yapılması gereken de bu bir senede aldığımız yarayı tedavi etmek anlamına da belki finansmanını kendi bütçesinden yaparaktan sağdaki solda öğrenci çekmek için, yeni katılımcı çekmek için teşvikler vermelidir. Yani bu tabii ki kulüpler bazında olacak, kulüpler içerisinde olacak. Misal diyecek ki Kulüp Biriç Kulübü'nde Tolga Özbay yeni 10 tane lisanslı oyuncu katarsan bize onların misal ders ücretini biz ödeyeceğiz şeklinde veya işte yarısını biz ödeyeceğiz. O zaman ne olmuş olacak? Oradaki yeni katılımcılara da indirim sağlanmış gibi olacak. Ya tabii bu proje suistimali de açık bir şekilde. Onu tabii iyi denetleyerek yapmak lazım ama bu tarz projeler çerçevesinde ilerleyenlerde online'la beraber gitmesi lazım. Online bitmeyecek, online daha genişleyecek. Online tamamen kulüpleri öldürebilir isterse. Kötü eller arasında çok tehlikeli bir silah. online bir iş. Yani hani bir gerçekten de hiç aramızdan hiç kimse öyle bir şey yapmayacaktır. Buna %100 eminim. Şu an federasyon yapmadı zaten de yani hani daha sonra gelecekler de yapacaktır. Online'ı eğer çok vahşi bir şekilde yönetirse tamamen kulüplerin işini bitirir. Der ki ben bugün kırmızı master point veriyorum, yarın öbür gün platin master point veriyorum derim. En değerlisi bu derim. Diğer turnuvalara katılma derim. Başka turnuva yapan kulüp ve şahısları gücüm çerçevesinde vazgeçirmeye çalışırım. Gerekirse yaptırımlar yaparak onlara, master point vermelerini engelleyerek, oraya katılan oyuncuları etkileyerek şeklinde. Çok önemli bir federasyona gelir kapısı açar ama Biriç'i de öldürür. Dünya Biriç Federasyonu'nun logosu Barış için Biriç. Türkiye'de oluşturulan Biriç Kulüpleri Birliği de kulüpler arasındaki barışı ve birlikteliği oluşturmak yolunda. Kanımca mükemmel bir adımdı. Bu beraberlik çerçevesi altında
kulüplerimiz nasıl değişikliklere talip olmalılar, olmalılardı ve kulüplere yapılacak destek ileride nasıl düzenlenmeli? Kulüplerimiz gelecekteki TBF yönetiminden neler yapmasını talep ediyor? Bunu duymak istiyorum Tolga'cığım senden. Bir kere konuşabileceğimiz bir zemin yaratması en önemlisi bu. Yani evet. Şimdi bakın sanal ortamlarda insanlar birbirlerine yazılar yazıyorlar. Gerek Facebook gerek Twitter tarzı ortamlarda. Bunların artık böyle olmaması gerekiyor. Bu pandemide hepimiz şunu öğrendik. Ya bu şu yaptığımız hareketler yani Zoom'lar, web kameralar bilmem artık bunu bir önceden çoğumuz bilmiyordu ama artık herkes ufak ufak başladı bu işe. Tabii. Yeni gelecek yönetimin belki ya da bu yönetimin bilmiyoruz yani kim geleceğini ama benim federasyondan beklentim şu. Bu işin ileri gelenleri, bu işte emeği olanlar, kulüp yöneticileri, kulüp işletenleri, bölge temsilcileri, il temsilcileri, profesyonel bilinç oyuncuları, milli oyuncular. Ben komite kurulsun demiyorum. Bu insanların mutlaka görüşleri alınmalı. Konu şu, kulüplerle ilintili ne yapabiliriz ya da kulüplere ne yapabiliriz? Kulüplerle ortak ne yapabiliriz? Bilicinin geleceğini nasıl kurtarabiliriz? Nasıl oyuncu kazandırabiliriz? Profesyonel ya, Berk'in bahsettiği konu çok önemli bir konu. Artık maddi problem yok federasyonun. Ben istemiyorum 600 bin lira kulüpler adına. Bana şunu yap. Profesyonel yönetici tut. Bu sektörü nasıl ayağa kaldırırız diye. Panel düzenle, oturumlar düzenle. Fikir al. Yol haritası çıkart. Reklam şirketlerine reklam ver. Ya bakınız bana vereceği 600 liraya bakın hiç şaka yapmıyorum. O BBO'daki turnuvalarını yapmasa, kendi özel resmi turnuvalarını hariç, normal turnuvalarını yapmasa, bunu kulüplere devretse. Bana verdiği 600 liraya gidip İstanbul Belediyesi'nin billboardlarında Bridge'le ilintili reklam verse, yemin ediyorum daha fazla faydası olacak bana. Kazandıkları basit bir şekilde. Bir de federasyonuz biz. Yani bakanlığa bağlı. Bakanlıktan bu konuda yardım ve şey alabiliriz. Bir herhangi bir televizyon kanalında bir ya da ikisine çıkıp Bridge'in nasıl bir spor olduğu, nasıl oynanması gerektiği anlatılabilir. Reklam ajansları sayesinde bu geliştirilebilir, allanıp kullanabilir. İnsanlarda böyle bir ilgi uyandırılır. Gerekirse komite kurulur. Bunlara özel eğitim verilir. Berk'in söylediği tarz olur. Başka türlü olur. Bunların özel hocalardan alacaklarsa indirim yaptırmak şansı tanınır. Oyuncu artımı. Sen bu rakamı 3000'den 5000'e 10000'e çıkarttığın zaman zaten dertlerin bitecek. Kulüplerin de derdi diye bir şey kalmayacak. Yani yanlış yerden bakıyoruz. Biz hep pansuman. Kulüp ne yapabilirse kulübe para verelim. İyi. Bir de yer verelim. İyi. Bir de hoca gönderelim. Bunlar olmaz çözüm. Kulüpler bunları kendi hallediyor zaten. Yapabildiklerini yapıyorlar. Federasyonun görevi oyuncu kazandırmak. Bana para verme. Bana oyuncu gönder. Oyuncuyu nasıl göndereceksin? Reklam şirketiyle anlaş kardeşim. Bakanlıkla konuş. Nasıl reklam yapabiliriz? İnternette nasıl yapabiliriz? Sanal ortamda real ortamda belediye afişlerini kullanabiliriz. Televizyon kanalları kullanılabilir. Kendiniz de yapın demiyorum. Tutup profesyonel bir ekip. 600 bin lira oraya onlara verin. O 600 bin lira o profesyonel ekibe verin. Alın kardeşim bizi bir ben istediğim sizden şu 1000 tane oyuncu istiyorum bu reklam sayesinde. Bunu yapın. Gerçek söylüyorum ama tabii bunu yaparken sen bu profesyonel bridge oyuncuları ya da kulüplerin gelirlerini de Master Point sopası altında tehdit etmeyeceksin. Sen Cumhuriyet şampiyonunu yap, kulüpler şampiyonunu yap sanal ortamda. Ama çekil. Federasyon kulüp mü ki her gün turnuva düzenliyor? Federasyon kulüp mü ki her gün Master Point'ta atıyor? Kimse federasyondan para istemiyor. Onlar için tabii ki herkesin ihtiyacı var. Kimse paraya hayır demez bu dönemde ama kimsenin ağzına ya federasyon bize para göndersin demedi. Çözüm bulsun dedi. Onlar çözümü para göndermekte buldular. O para da zaten bir para değil yani. O da ayrı bir konu da. Yani para değil ki çözüm. Bakınız Mart'ta çıktı bu pandemi. 4 aylık dönemde bu işin ne olacağı belli oldu. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında 3 aylık bir sıkı çalışmayla, bir reklam kampanyasıyla kulüplere para göndermeden bir şey yapmış olsaydı şu anki hocalarımızın bir profesyonellerinin 4'er 5'er fazla öğrencisi olacaktı. Bu zaten sizin gönderdiğiniz paranın 10 katı 20 katı para demek. Dolayısıyla bilimsel çözüm üretmemiz gerekiyor. Ben kulüpleri kurtaracağım diyen yalan söyler. Kulüpler bu saatten sonra çok zor kurtulur. Kulüpleri kurtaracak oyuncu sayısıdır.
Eğer çok fazla miktarda oyuncuya ulaşabilirsek belli miktarın üzerinde. Zaten kulüpler kendileri bu işte para kazanmayı düşündük, gördükleri için ileride onlar zaten açacaklardır. Onlar Tuna Hanım bize borç para ver, Tolga Bey siz bize borç para verdi, günü açarlar. Onlar başların çaresine bakarlar. Bizim amacımız birinci kurtarmak. Ölmüş olan birinci kurtarmak. Ve bu da benim görevim değil ki. Ben fikrimi söyleyebilirim. Benim fikrimden çok daha iyi bir fikir söyleyen olabilir. Önemli olan bu fikirleri bir alıp, harmanlayıp, bilimsel akılla, bakınız bilimsel akılla, duygusal değil. Tolga bunu dedi diye ama bu olmaz değil. Tuna bunu dedi diye bu olmaz değil. Bilimsel akılla, genel görüş bu. Profesyonel ekiplerle bir şeyler yap. Elinizde para da var artık. Göndermeyin kardeşim kulüplere para. Bu işleri harcayın. Ama bana 6 ay sonra 1000 tane oyuncu kazandıracak reklam kampanyası yapın. Ben o zaman internete veririm reklamı. Şöyle bir iş dersi veriyorum diye. Hiç sorun değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani pansuman çözümlerle ilerlemeye çalışıyoruz. Kulüplerin bir kısmı da bunlarla, bunlara yani üzülüyorum. Kulüplerin bir kısmı da bu gönderilen paralarla falan. Tabii şimdi büyük şehirlerde sıkıntı çok has safhada. Anadolu kulüpleri için 1000 lira müthiş para ayda. Zaten adam 400'de kira ödüyor, 500'de elemanlı parasını alıyor. O isterse 5 sene kapalı kalsın. Hiç önemli değil yani. İyi de biz de kapatalım. Bizim de sorun değil. Biz yeni oyuncu katamıyoruz ki sektöre. Evet. Hepimizin bir yaş limiti var. Hepimiz bir 60-70-80 Türkiye ortalamasında öleceğiz. Alttan kimse gelmezse bu sektör kalmaz bundan 15 sene sonra. Bu benim görevim değil ki. Bunlar bütün federasyonların görevi. Biri yapmamışsa, önceki yapmadı, şimdi ben niye yapayım? Olmaz. O yapmamışsa sen yapacaksın. Sen yapmazsan bir sonraki, benden önceki niye yapmamış demeyecek, o yapacak. Yani ortak problemimiz bu. Bu tarz bilimsel, bu tarz reklamsal amaçlı çalışmak yerine günübirlik, günü kurtaralım hesabındayız. Bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Bu kafa yapısı. Kurtulmamız gerekiyor. Doğru diyorsun. Pansuman yerine bypass yapalım diyor Tolga. Berk'cim senden alayım görüşünü. Zaten işte son aslında iki maddedir de hep aynı şeylerde tekrar ediyor gibi olacağız. Zaten Tolga'yla da hep düşüncelerimiz de çok paralel aslında bu konuda. Yani mutlaka ve mutlaka yeni katılımcı sağlamamız lazım. Kulüplerin çok sıkıntı çekeceğine ben de şey yapıyorum şu anda hemfikiriz. İşte önceki federasyonlarımız denemişlerdi üniversitelere girelim. Üniversiteden bir üç oyuncusu olur mu? Olmaz bana sorarsanız. Üniversiteyi bitirenler Türkiye'nin de ihtiyacı var. İşlerine, güçlerine baksınlar. Ama neyi bilmeleri lazım? Biricin ne olduğunu bilmeleri lazım. Yani bir şekilde bizim oralara tanıtmamız lazım. Yani illaki oradan akın akın oyuncu gelmesi değil. Tam tersine bizim üniversitede okuyan çocukların annelerine babalarına ihtiyaçlarımız var aslında. Anneleri babalarının birice başlatmamız lazım. Bu insanlar zaten bir biriç kültürünü yaratacaktır ülkede ve o ülkedeki biriç kültürü de zaman içerisinde sayı artar. Sayı artınca da kalite zaten mutlaka artacaktır. Çünkü zaten bizim kaliteli oyuncularımız var. O kaliteli kişi sayısı da arttığı anda da kalite mutlaka ister istemez artacaktır. Onun da yöntemleri de basit zaten. Yani hani yabancı hoca getirirsin, şunu getirirsin, yurt dışına oyuncu yollarsın, kaliteyi arttırırsın. Ama ilerleyen zaman içerisinde önümüzde bir Bulgaristan örneği var ya, şimdi rakamlar tam aklımda değil ama mesela Bulgaristan'da oyuncu yok. Çok kaliteli bir oyuncu kitlesi var. 30-40 tane, belki biraz daha da fazla aslında. Ama toplam Bulgaristan'da mesela biriç oynayan oyuncu sayısı 800 kişiymiş mesela. Açık kulüp yokmuş. Yeni adam yetişmiyormuş. Çok yakın dostlarım var aynı takımlarda oynadığım için. Çok defa bundan sohbetini yaptık. Bir tane sadece Sofya'da böyle bir buluşup böyle bir nadir, işte Tolga'nın Konya'dan verdiği örnek gibi Sofya'da işte buluşup böyle ben nadiren 8 kişi, o da böyle Mete Zoru, sen de gel oturup bir iş oynanır ama bu kulüp gibi değil yani. Yani sadece bir oturalım oynayalım gibi bir ortamları varmış. Onlar da bir şey çalışacaklarsa internetten çalışıyorlar. Ama fena oyuncuları yok. O fena oyuncuları olmadığı için de bakın o kısmı çok kolay. Yani iyi zaten 30'a yakın, çok iyi. Çünkü dünya seviyesinde 30'a yakın oyuncuları var adamların. Dolayısıyla o 30'a yakın oyuncu alttan illaki adam yetiştiriyor. Bu adamlar yetiştiriyorlar ve bu şu anda da mesela onlar da Amerika'ya kaçıyorlar yani. Birçoğu da işte orada çok ciddi anlamda gelir var diye. Ve bunların sohbetini yaptığımız noktada da biz hep şunu konuştuk. Yeni oyuncu yetiştiremiyoruz biz diyor. Sıfır diyor.
Yani çünkü kulüp yok yani. Bunun için de ne yapması lazım? Ya kulüpler olması lazım ortalıkta yeni oyuncu yetiştirecek A şıkkı. Şu anda kulüplerin de ilerleyen zamanlarda ben de parlak olmadığını düşünüyorum. Peki o zaman ne yapacak? Federasyonun bütçesi yetiyorsa federasyon yayılması için işte bu Tolga'nın dediği gibi profesyonel yöneticiler vasıtasıyla işte reklamlar verilerek vesaire vesaire olabilir. Veya işte bazı insanlara teşvikler vererek olabilir. Bu şekilde yaymamız lazım bizim katılımcı sayımızı bu pandeminin yarasını yani şey yapabilmemiz, kapayabilmemiz için başka türlü olmayacak. Son söyleyeceğiniz varsa onları duymak istiyoruz. Tolga'cığım sana söz verelim. Bir cümleyle şunu söyleyebilirim. Çok fazla bir şey istemiyorum federasyonda ya da bizi yönetenlerden. Bir tek yapmaları gereken şu diyalog kanallarını açık bırakmak. İnsan yani bu sektörde çalışan, bu sektörden para kazanan veya bu sektöre yatırım emeğini harcayan, parayla ilintili olmayabilir, insanların fikirlerini alacak bir mekanizma oluştursun. Bu fikirler, ben bugün reklam verelim, belediyeleri devreye koyalım, şunları yapalım, bunları yapalım dedim, bir sürü şey söyledim. Başka biri çıkacak, belki çok daha güzel fikirler sunacaktır. Ama bu fikirlere ulaşamazsanız, uygulayamazsınız ki, bunun kimin geldiğinin, kimin yönettiğiyle ilintili değil. İletişimimiz yok. 1,5-2 senedir kim kimle görüştü? Biz buradaki kendi 3-5 arkadaş kendi aramıza gelip ya ne yapacağız? Ah yandık, öldük, bittik, gittik diyoruz. Ankara'dakiler öyle öldük, bittik diyor. İzmir'dekiler öyle diyor. Yukarıdaki arkadaşlar bizden habersiz. Onlar bizim öldüğümüzü nereden duyuyorlar bilmiyorum yani. Biz de onlara çok iyi durumda da olabiliriz yani. Efendim iletişim kanallarımız yok. Bir an önce ilk gelecek federasyonun bir basın sözcüsü mü? Artık ve iletişim sorumlusu mu? Birini getirip başa. Ya bir kişi görevlendirip sen bir grup kuracaksın. İletişim kanallarını atacaksınız. Bu kadar basit. Fikir çıkar. Ondan sonra fikir uygulayacaklar, uygular, uygulamayacaklar. Beğenmeyen uygulamaz. Ama iletişim kuramıyoruz ki. Kimse kimseyle kuramıyor. Bu sadece bu federasyon görevi değil. Bu ülkede kimse kimseyle iletişim kuramıyor. O da ayrı bir konu yani. Bu kadar. Doğru söylüyorsun. Aktivasyon şart. Derhal iletişim evet. Ve aktivasyon. Berk'cim senden alalım son sözünü. Ya benimki sadece temenni olacak. Umuyorum hani ben hani bir umutsuz bir tablo çizdim birkaç arkadaşıma da. Burada da belki çizmiş olabilirim kulüpler adına. Umarım yanılıyorumdur diye ben temenni edip eski benzer günlerimize çok uzun zaman olmadan dönmeyi yani yine de nereden baksak 3-5 seneyi bulacaktır ama en azından buna dönmeyi umut ediyorum. Kulüpçülük anlamında, oyuncu sayısı anlamında yine eski turnuvalarımızın yapıldığı günleri dönmeyi umut ediyorum. Bu hepimizin temennisi Berk. Hepimiz adına konuştun. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya konumuz Türkiye'de Bridge'deki kurallar. Ve konuklarımız Rahmi İyilikçi ve Timuçin Erkoç. O zamana kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.